Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ardından Başkonsolos'un konutu da arandı. Ortak çalışma grubundaki Türk yetkililer Başkonsoloslukta da ikinci kez bir arama gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da 16 gün sonra soruşturmaya ilişkin ilk kez açıklama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yapılan yazılı açıklamada olayın Levent Polis Merkezi'ne 2 Ekim'de saat 16.40'ta Hatice Cengiz tarafından bildirilmesi üzerine başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Olay mahallinde yapılacak arama ve kriminal incelemeler için izin talebine Suud makamlarınca 15 Ekim'de izin verildiği ve aynı gün arama, el koyma ve inceleme kararları alınarak konsolosluk binası konutu ve konsolosluk araçlarında gerekli adli işlemlere başlandığı belirtildi. Açıklamada inceleme ve soruşturmaya ilişkin diğer adli işlemler ayrıca devam etmekte olup soruşturma, uluslararası hukuk, teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütülmektedir denildi. Soruşturma süreciyle ilgili bilgilerin gerektiği takdirde kamuoyuyla paylaşılacağı ifadesine de yer verilen açıklamada önceki gün Türkiye'den ayrılan ve görevden alındığı iddia edilen Muhammed El Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutunda dün akşam inceleme yapılmış, arama çalışmaları 9 saat sürmüştü. Ekipler daha sonra Başkonsolosluk binası ve bahçesinde de incelemelerde bulundu. Toplanan deliller özel poşetlere ve kutulara konularak olay yeri inceleme aracına yüklendi. Başkonsolosluk binasındaki ikinci inceleme ise 3 saat sürdü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili konuştu. Gül, savcılığın inceleme talebine Suudi makamların geç yanıt verdiğini söyledi. Bir konsoloslukta kaybolması sebebiyle uluslararası sözleşmelere, uluslararası hukuka da uygun bir şekilde hareket etmek zorunda yargı makamları. Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklı bir takım bazı hususlar var. Bir konsolosluk binası herhangi bir yer değildir. Savcı ya da bir idari makam ben buraya hemen gideceğim şeklinde bir karar veremiyor. İdari anlamda hem emniyet hem evet. Polis hem diğer kurumlarla ilgili görüşmeleri devam ediyor. Savcılıktan bize gelen talebi iletildiğinde bu konuda Suud makamları biraz geç oldu. Kimlerle gireceksiniz, ne yapacaksınız gibi. Sonra savcılık tekrar bu konuda yazılar yazdı. Adli soruşturma Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla birlikte derhal başlatıldı. Konsolosluk binasındaki arama, kriminal incelemeler içinde Suudi Devleti'nin kabulü beklendi. Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'la bu konuda yazışmaları yaptı ve ondan sonra gelecek cevaplar üzerine soruşturma yapılabildi ve nitekim arama inceleme işlemleri de bunun üzerine yine başladı. Kayıp gazeteci Kaşıkçı soruşturmasında Amerikan medyasından yeni bir iddia geldi. New York Times gazetesi Amerikalı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı olayında parmağının olabileceğini iddia etti. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo soruşturmanın kısa süre içinde sonuçlanacağını söylerken Washington Post gazetesi de Kaşıkçı'nın son makalesini yayımladı. New York Times gazetesi Amerikan istihbarat birimlerinin henüz kesin olmamasına karşın Veliaht Prens'in Kaşıkçı'nın öldürülmesini ya da kaçırılıp Suudi Arabistan'a götürülmesini emrettiği yönünde giderek artan ikinci derecede kanıtlar olduğunu öne sürdü. Haberde Prens Muhammed'in güvenlik servisleri üzerindeki tam hakimiyeti göz önünde bulundurulduğunda ondan habersiz neredeyse hiçbir operasyonun yapılma olasılığının bulunmadığı vurgulandı. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu soruşturmanın kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde. Hepimiz göreceğiz. Suudi Arabistan'ın atacağı adımları göreceğiz dedi. Amerikan Washington Post gazetesi de 2 Ekim'den bu yana kayıp olan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son köşe yazısını yayımladı.
Washington Post, Kaşıkçı'nın yazıyı kaybolmadan hemen önce gazeteye gönderdiğini ve yazının Kaşıkçı'nın yeniden ortaya çıkacağı umuduyla bugüne kadar yayımlanmadığı vurgulandı. Cemal Kaşıkçı son köşe yazısında Arap dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şeyin ifade özgürlüğü olduğunu söylüyor. Doğu Akdeniz'de sular ısındı. Yunan fırkateyni Türk araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'yı taciz etti. Yunan fırkateyni Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellendi. Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi dün akşamdan itibaren Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Türkiye'ye ait güzel yurt araştırma sahasında sondaj çalışmalarına başladı. Gemi sabah saatlerinde çalışmaları sırasında Yunanistan'a ait fırkateyn tarafından taciz edildi. Bunun üzerine bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar araştırma gemisini taciz eden Yunan gemisini engelledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin taciz edilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Yunanistan bölgede tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmalı denildi. Enerji Bakanlığı'ndan da bu konuya ilişkin bir açıklama var. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını savunmaya devam edecek diyor Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Yunanistan gerilimini tırmandıracak girişimlerden uzak dursun mesajı da yine Enerji Bakanlığı'ndan iletilen mesajlar arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova ziyaretinin ikinci gününde özerk bölge Gagauzya'yı ziyaret etti. Çok yakında Gagauzya'nın başkenti Komrat'ta Türkiye Başkonsolosluğu'nun açılacağını duyuran Erdoğan, İslam karşıtlığı ve etnik milliyetçilik konusunda da uyarılarda bulundu. Komrat'a da 16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde bir hasretim vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova temaslarının ikinci bölümünde Gagauz özerk yerinin başkenti Komrat'taydı. Hoş geldiniz Gagauzya, yine asbenin. Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, başkent Komrat'ta halkın sevgi gösterileriyle karşılandı. Karşılamanın ardından Erdoğan ve Dodon'la Gagauz özerk yeri başkanı Irina Vlah kameraların karşısına geçti. Sizlere Türkiye'deki 81 milyon akrabanızın selamlarını getiriyorum. Moldova ile Gagauzya'nın 1994 yılından bu yana ortaya koyduğu barış ve huzur içinde birlikte yaşama iradesini görmekten bahtiyarız. Erdoğan Gagauzya'ya TİKA ve belediyelerin yanı sıra güvenlik alanında da yardımcı olduklarını söyledi. Erdoğan bu sırada Gagauz özerk yerine teslim edilen tomaların sayısını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sordu. Ve bu arada buradaki güvenlikle ilgili de özellikle dün akşam saat 21.30 gibi iki tane iç işlerinde güvenlik noktasında tomayı buraya getirmiş olduk. Erdoğan, TİKA tarafından onarılan Komrat Kültür Evi'nin açılışını yaptıktan sonra kent meydanında halka hitap etti. Komrat'ta başkonsolosluğumuzun açılmasını heyecanla beklediğinizi biliyorum. Çok yakında başkonsolosluğumuzu da açacak ve başkonsolosumuzu da atayacağız. Erdoğan bir uyarıda da bulundu. İslam karşıtlığının yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk bütçe tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 2019 yılı bütçe tasarısı 23 Ekim'de Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 2019 yılı bütçesinin büyüklüğü 960 milyar 976 milyon lira olarak hesaplandı. Beklenen bütçe açığı hedefi ise 80 milyar 616 milyon lira. Bütçeden en yüksek payı 114 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı alırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nı 103 milyar lira ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
48 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ise bütçeden 46.5 milyar lira pay alacak. 23 Ekim'de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak olan tasarı görüşmelerinde ilk gün sunum yapılacak. Üyelerin değerlendirme yapması için verilecek iki günün ardından da görüşmelere geçilecek. Aralık ayı itibariyle de bütçenin Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Bursalıları sevindirecek haber geldi. Su fiyatında %10 indirim kararı alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş 2 Kasım 2017'de göreve gelmiş ve 22 Kasım tarihinde su fiyatlarında %10 indirim kararı almıştı. Daha sonra Aktaş Bursa'da ikinci kez su indirimi yapacaklarını belirtmiş ve gözler o tarihe çevrilmişti. Ekim ayı olağan toplantısı için yeni hizmet binasında meclis salonunda toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi su fiyatlarında %10 indirim kararı aldı. Böylece Bursa'da su fiyatları geçen yıl Kasım ayından bu yana %20 ucuzlamış oldu. Yaratıcılık fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler dün akşam İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ara Güler cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. Fotoğraf içindeki duygunun dışarıya görsel olarak yansımasından başka bir şey değildi. Dünyadaki sayılı fotoğraf sanatçısı arasında yer alan Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Sayın Ara Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavileri Şişli Florence Nightingale Hastanemizde devam ederken kalp ve solunum durması sebebiyle vefat etmiştir. Yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler'in ölüm haberinin ardından sevenleri hastaneye akın etti. Açıkça söylemek gerekirse bir ustamı, bir babamı kaybettim diyebilirim. 17 yaşımdan itibaren onu tanıdım ama 10'lu yaşlarımda onun fotoğraflarıyla dünyayı ve Türkiye'yi keşfetmeye başlamıştım. Ara Güler sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın değil, dünyanın kaybettiği bir değer. Moldova'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ara Güler için taziye mesajı yayımladı. İstanbul'umuzda ayrılmak üzere her yerinde dolan. 1928'de İstanbul'da doğan Ara Güler'in fotoğraflarının büyük bir bölümü Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'daki çeşitli müzelerde sergileniyor. Ara Güler'in özellikle 1950 ve 1960'lı yıllarda çektiği İstanbul fotoğrafları büyük ilgi çekmişti. Ara Güler, ünlü ressamlar Pablo Picasso ve Salvador Dali ile ünlü oyuncu Sofia Loren'in de fotoğraflarını çeken isimdi. Güler'in cenazesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak Beyoğlu 3 Horan Ermeni Kilisesi'ne götürüldü. Güler cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. Adıyaman'da çıkan çatışmada iki terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerden birinin gri kategoride aranan örgütün sözde bölge sorumlusu, diğer teröristin de tutuklu HDP ilçe başkanının oğlu olduğu tespit edildi. Bir dakika dur. Bekle. Tamam, ikisi de ölü. Kontrol şu dikle. Öndeki de tamam. Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren teröristler böyle öldürüldü. Ateş kes. Dikkatli şekilde yavaş. Adıyaman'da bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Komutanım şunun elinde el bombası olabilir. Taşın arkasında olanın elinde el bombası olabilir. El bombası olabilir. Geri çekil. Çek, çek. Kömür beldesi ile Kaşköy arasındaki bölgede PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Arkadaki tamam. Atıyorum. Bir dakika dur. Bekle. Tamam, ikisi de ölü. Kontrol dışı dikle. Çıkan çatışmada iki terörist ölü ele geçirildi. Tamam, ikisi de ölü. Kontrol dışı dikle. Öndeki de tamam. Tamam. Ateş kes. Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın aranan terörist listesinde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan Zülfikar Kod adlı Yusuf Tunç olduğu, diğer teröristin de tutuklu HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu Soreş Semsur Kod adlı Murat Özdemir olduğu tespit edildi. Ne olabilir? M16 burada.
Buradayım 16. Teröristlerin 14 Ağustos'ta Kömür Beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan ve iki askerin yaralandığı saldırıyla 16 Ağustos'ta yine aynı bölgede bir askerin yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi, 3 askerin de dost ateşiyle şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu belirlendi. Terörist Özdemir'in ablası Sunu Özdemir'in de 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi. Kaçan iki teröristin yakalanması için bölgede operasyon sürüyor. İstanbul Beykoz'da bir iş adamı aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Yaralı iş adamı hastaneye kaldırılırken saldırgan kayıplara karıştı. Olay Beykoz soğuk suda meydana geldi. Mustafa Erkin Karaman'ın bulunduğu araca 5 el ateş edildi. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan Karaman, yaralı halde olay yerinden uzaklaştı. Saldırgan kaçarken yaralı iş adamı Karaman çağrılan ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaman burada yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye nakledildi. Saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İş adamı Mustafa Erkin Karaman, 2012 yılında eski Azerbaycan Başbakan Müsteşarı Musa Memmedov'un kızı Günel Memmedov'la evlenmişti. İzmir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. İki kişinin yaralandığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlar işte böyle görüntülendi. Bıçaklar çekildi, yumruklar havada uçuştu. Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırınca ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler İzmir'den. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yakınlarını ziyarete gelen iki kişi yasak olduğu halde 14 yaşından küçük çocuklarını hastaneye sokmak istedi. Güvenlik görevlisi Bedri Kaya ve Özlem Kablay engel oldu. Çocuklar hastaneye alınmayınca hasta yakınlarıyla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi, yumruklar havada uçuştu. Güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınları Kaya ve Kabla'yı yaraladı. Hastane personelinin ihbarı üzerine hastaneye takviye ekipler sevk edildi. Polis saldırganları yakalayarak gözaltına aldı. Afyonkarahisar'da yol verme kavgası kameralara yansıdı. Özel halk otobüsünün önünü otomobille kesen grup yolculara aldırmadan şoförü tekme tokat dövdü. Afyonkarahisar'da şehir magandaları dehşet saçtı. Özel halk otobüsünün önünü kesen saldırganlar şoförü tekme tokat dövdü. Şunu plakasını bir alın abi. Merkez Yenice Mahallesi hattında çalışan belediyeye ait özel halk otobüsü sürücüsü yol verme nedeniyle saldırıya uğradı. Otobüsün önünü kesen otomobildeki 5-6 kişilik grup içinde yolcuların da bulunduğu sırada şoför Murat Sert'e saldırdı. Abi yavaş yavaş gidiyorum da. Bak şimdi müşteriler var abi. Saldırganlar camdan yumruklarla Murat Sert'e vurmaya başladı. Abi yavaş yavaş gidiyorum da. Bak şimdi müşteriler var abi. Ya tamam abi müşteriler var ya. Tamam abi. Şoför kendini darbelerden böyle korumaya çalıştı. Çevredekilerin de müdahalesiyle Murat Sert saldırganlardan kurtuldu. Yaşanan dehşet anları otobüsün içindeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Uber ile taksi sürücüleri arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir taksi şoförü turiste sahte dolar verildiğini iddia eden Uber şoförü ile birbirine girdi. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Az önce taksiciler size para verdi mi? Taksici. Kaç para verdi? Evet, aldılar değil mi sizin elinizden doları? Çektiler, aldılar, sonra başka bir dolar verdiler. Peki dolara bakabilir miyim? Sahte o dolar.
Uber sürücüsü taksicilerin turistlere sahte dolar verdiğini iddia etti. Ortalık karıştı. Görüntülerin adresi İstanbul. Taksiciler Fatih Eminönü Reşadiye Caddesi üzerindeki iskele meydanında bekleyen kadın müşteriyi yakın mesafe olduğu gerekçesiyle araçlarını almayınca Uber sürücüsü taksicileri görüntülemeye başladı. Geç o zaman. Bakın hanımefendiyi almıyorlar. Taksi sürücülerinin turistlerin elindeki doları alıp sahte dolar verdiğini gören Uber şoförü yaşananlara sessiz kalmadı. Elinden bu doları çekti aldı değil mi böyle? Çekti aldı doları da taksici. Bak bakabilir miyim? Bu sahte dolar, tamam. Git orada, taksiciler orada. O dolar sahte dolar. Turistlerin yanına giderek doların sahte olduğunu söyleyen Uber sürücüsüne bir başka taksici müdahale edince tansiyon yükseldi. Lan deme. Elini çek. İnadını çekmiyorum. Elini çek. Oğlum elini çekiyorum sana ya. Küfürler havada uçuştu. Uber sürücüsüyle taksi şoförü tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Ya abi yapma. Abi yap. Ya abi. Abi dur lan. Abi yapma abi. Git lan. Git lan. Zaman zaman ayrılan, ardından tekrar kavgaya tutuşan sürücüler vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Ya sana demiyoruz, tamam. Nerede? Tamam abi, tamam. Bu arkadaşlar bak. Al burada. Polislere sana verdi o taksici. Sen git oraya. O anlar Uber aracındaki bir müşteri tarafından saniye saniye görüntülendi. İki tane turist araca bindi. Taksi şoförü yanındaki turistin elinden parayı kaptı. Bu kapıyı açtı, diğer şoföre verdi. Bu taraftan adama başka para verdiler. Muhtemelen adama verdikleri para sahteydi. Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde ilçedeki okullar boşaltıldı. Öğrenciler tahliye edildi. Eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. AFAD verilerine göre Patnos ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde saat 11.03'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçede büyük paniğe yol açarken sarsıntı kent merkeziyle Van'ın Erciş ilçesinde de hissedildi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan depremde ilçedeki bazı okullar boşaltılarak öğrenciler bir gün süreliğine tahliye edildi. Eğitim öğretime bir gün ara verildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Orada işte solda. Bursa'da başıboş köpekler okuldan çıkıp eve yürüyen çocuğa saldırdı. Köpeklerin çocuğu ısırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Koştu ama kaçmayı başaramadı. Bursa'da bir ortaokul öğrencisi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpekleri okuldan çıkıp eve yürüyen çocukları kovalamaya başladı. Diğer çocuklar kaçtı ama köpekler 12 yaşındaki Abdülmetin'i yakalayarak ısırdı. Köpekler kaçmaya çalışan çocuğun peşinden gitmeyi sürdürdü. Okuldan geliyordum arkadaşlarımla. 3-4 tane köpek önüme çıktı. Kalbinin üzerinden ve her iki bacağından ısırılan çocuğu hastaneye götüren babası, sokakta sürüler halinde dolaştığını iddia ettiği başıboş köpeklerden dert yandı. Yani bu bölgede 7 tane okul var. Burada sürüler halinde köpekler var. 4 tane köpek saldırmış çocuğa. Ya bir şey olsaydı ne olacaktı bu? Yaşadığı şoku üzerinden atmakta zorlanan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bursa'da tarihi Pirinçhan'daki bir dükkana takılan beyaz renkli çelik kapı tepkiler sonucunda kaldırıldı. Yerine daha önce sökülen orijinal kapı takıldı. Bursa'da UNESCO Dünya Mirası listesine giren, tarihi hanlar ve çarşılar bölgesinde bulunan Pirinçhan'daki dükkanlardan birine takılan beyaz renkli çelik kapı, gelen tepkiler üzerine kiracı tarafından söküldü. Kiraladım. Bu kapılar aynen böyleydi. Ben de buraya daha güzelini yapmak için bir mobilyacı arkadaşı çağırdım. Buraya bir han kapısı gibi güzel bir kapı yapalım dedi. Müzik stüdyosu olarak kiraladığı dükkanda tarihi dokuyu bozmakla suçlanan kiracı aslında orijinal kapı yaptırdığını,
beyaz renkli çelik kapıyı ise geçici olarak taktırdığını savundu. Sonra bu arkadaş buraya kapısını yapmasını 2 ay alacağını söyledi. Ya burası da kapı kırık olduğu için üstü buna geçici olarak kapıyı, görmüş olduğunuz bu kapıyı sadece buraya giydirdik, bu kadar. Beyaz çelik kapıyı sökerek yerine daha orijinal kapıyı taktıran kiracı yaşananlar için özür diledi. Şahsım adına da kötü söz söyleyenler oldu. Bunlara sebebiyet verdiğim için onlardan da özür dilerim. Onları da günaha soktuk yani. Turizm sektörü Bursa'da buluştu. 3. Bursa Turizm Zirvesi ve 1. Bursa Turizm Fuarı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. 2008'de zincir oteller olması lazım demişiz. 2011'de zincir oteller olmuş. Tanıtım AŞ kurulsun, turizm platformu kurulsun, Uludağ ve Doğan Bey otoparklar yapılsın denmişiz. Daha sonra yapılmış. Bursa ve Türkiye turizminin geliştirilmesi amacıyla bu yıl 3.sü düzenlenen Bursa Turizm Zirvesi ile ilk kez düzenlenen Bursa Turizm Fuarı kapılarını açtı. 109 tane seyahat ajantasını ve yurt içinden ajantaları davet ettik. 18 ülkeden. Burada ikili iş görüşmeleri yapacağız. Yine TÜRSAT Bölge Başkanlığı 50 kadar ajantayı ülke içinden davet etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki zirve ve fuar turizm sektörünü Bursa'da buluşturdu. Yerel yemeklerle ilgili bir kampanyamız var. 869 yerli ise yeriz adı altında. Bursa'dan başlaması, yani Osmanlı'nın yayılması gibi inşallah Türk yemekleri konusunda bütün il, ilçe, köy herkes sahip çıkar. Ülkemize gelen turist sayısında geçmiş yıllara göre bir rekor ilan edilecektir diye düşünüyorum. Ama bunun yanında kişi başı harcamalarda hala arz edilen seviyelerde değiliz. 600 küsur dolarlar gerçekten çok düşük. Etkinlikte bu yıl rekor kırması beklenen turizm sektörünün daha da iyileştirilmesi adına atılması gereken adımlar ele alındı. Kaçak konaklama, kaçak seyahat ajantacılığı yapılma vesaire bu tip konularda mutlaka sektörün yeni bir düzenleyici yasaya ihtiyacı var. Hem toplam gelirde hem de ziyaretçi sayısında rekor bekliyoruz. Tarihi bir rekor bekliyoruz. Geleceğe dönük tüm projeksiyonlar Türk turizminde ziyaretçi sayısı ve kişi başı ortalama gelirdeki büyümenin önümüzdeki dönemde de artacağı yönünde. Zirve ve fuarın açılış etkinliğine Bursa Protokolü ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı. Artık çok konuşmaktan ziyade icraat yapmanın zamanıdır. Bursa'da Allah vergisi her şey var. Artık niteliği ve kaliteyi artırmanın zamanı. Uludağ'da mevcut sorunları çözmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın da iradesini alarak çok daha başarılı çalışması için gerekli adımları inşallah hep beraber atacağız. 2 milyon 800 bin civarında turist ama 1.7 konaklama, o az. Bursa'ya çok az, çünkü Bursa çok fazla günübirlik turizmin merkezi oldu. Geçirilen gün sayısını arttırmalıyız. Kaplıca turizmi bunun en önemli ayağıdır. Bununla bağlantılı olarak sağlık turizmi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan çalıştırdığı işçi başına verilen prim desteğinden tam olarak yararlanamayan işverenlerle ilgili önemli açıklamalar geldi. Peki benzer durumdaki işverenler nasıl bir yol izlemeli? İşte Erdursun'un yanıtı. İşverenlerin sosyal güvenlik kurumuna yanında çalıştırdığı işçilerden dolayı devletin prim teşvikleri vardır. İşverenlere çalıştırdığı işçi başına devlet tarafından verilen prim teşviki konusunda sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli uyarılar geldi. Bu teşviklerden profesyonel destek almasına rağmen yararlanamayan firmaların olduğunu biz tespit ettik. Prim teşviklerinden yararlandığı halde bazı teşviklerde atlamalar olabileceğinden dolayı yararlanamadıkları görüldü. Peki prim desteğinden eksik yararlandığını düşünen işverenler ne yapmalı? Geçmişe dönük davalar açıldı. Kuruma davalar açılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu da dedi ki tamam dava açmayın. Prim bildirgelerini sisteme yükleyin. Ne kadar alacağınız ayrıca bir alacağınız çıkıyorsa biz de bunların kontrolünü yapalım. Daha sonra bu alacaklarınızı size iade edelim. Şiddetli yağmur bu kez Kuzey Afrika ülkesi Tunus'a felaket getirdi. Ülkenin batısında etkili olan sağanak yağmurun yol açtığı sel felaketinde 5 kişi öldü.
Cezayir sınırında yer alan Firyane bölgesindeki Es-Suheyrat Vadisi'nde sele kapılarak yaşamını yitiren iki kişinin cesedi sivil koruma birimleri tarafından bulundu. El Uyun kentinde sele kapılarak kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgedeki okullarda 2 gün eğitime ara verildi. Tunus'un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde geçtiğimiz Eylül ayında sağanak yağış sonucu meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı ciddi zarar görmüş ve büyük maddi hasar oluşmuştu. Yeni Zelanda'da bir helikopter kalkışından kısa bir süre sonra düşerek yere çakıldı. Kazada helikopter pilotu ile iki doğal yaşamı koruma dairesi görevlisi hayatını kaybetti. Doğal Yaşamı Koruma Dairesi personelini taşıyan helikopter, Güney Adası'ndaki Wanaka Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada pilot ile isimleri açıklanmayan iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kazaya kötü hava koşullarının neden olduğu tahmin ediliyor. Hinduizmin en kutsal tapınaklarından sayılan Sabarimala'ya girmek isteyen kadınlar bir grup erkek tarafından darp edilerek durduruldu. Yargı kararıyla tapınağa girme hakkı kazanan kadınlara engel olmak isteyen muhafazakar Hindular ile polis arasında arbede yaşandı. Yargı kararıyla tapınağa girme hakkı kazanan kadınlar radikal Hinduların saldırısına uğradı. Onne parayanullu edu yuvadi yuvadigalodu streegalodu alla yuvadigalodu ingottu vararudu idu njangala ayyappante punnya bhoomiyanu adu ennum ide pole thanne nalanirthanam. Hindistan'ın Kerala kentindeki Hinduizmin en kutsal tapınaklarından biri olan Sabarimala'yı kadınların ziyaret etmesi yasaktı. Geçtiğimiz ay yargı kararıyla kaldırılan yasağın ardından kadınlar ilk kez tapınağın yolunu tuttu. Sabah saatlerinde tapınak çevresinde toplanan çok sayıda erkek kadınları engellemeye çalıştı. Tapınağa girmek isteyen kadınlara karşı çıkan çok sayıda kadın da vardı. Çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. İki kadın gazetecinin de yaralandığı olaylarda 7 protestocu gözaltına alındı. ...1991 yılında bir mahkeme 10 ila 50 yaşlarındaki kadınların ibadet alanına girişini yasaklamıştı. Bazı Hindular bu yaşlardaki kadınların adet gördükleri için saf olmadıklarını düşünüyor. Ancak geçtiğimiz ay yüksek mahkeme bu yasağın ibadet özgürlüğünü çiğnediği gerekçesiyle kaldırılmasına hükmetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sürpriz Suriye açıklamaları geldi. Terör örgütü IŞİD'in bazı Amerikan ve Avrupa vatandaşlarını rehin aldığını açıklayan Putin, İdlib mutabakatındaki son durumu da anlattı. Valdai Tartışma Kulübü'nde konuşan Putin'e Türkiye'nin İdlib'le ilgili sorumluluklarını yerine getirip getirmediği soruldu. Yapılacak şeylerin kolay olmadığını ve tüm sorumlulukların henüz yerine getirilmediğini kaydeden Putin, ancak Türkiye'nin konu üzerinde çalıştığını ve gerekenleri yaptığını gördüklerini söyledi. Amerikan yönetiminin Fırat'ın güneyindeki bölgelerde üzerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmediğini de belirten Putin, bunun sonucunda IŞİD'in bölgedeki varlığının arttığına dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı, IŞİD militanlarının Amerikalı ve Avrupalılar da dahil yaklaşık 700 kişiyi rehin aldığını ifade etti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'nin Rusya ziyaretinde ilginç bir olay yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuğuna Rusya'nın yeni otomobil markası Aurus'u tanıttı. Putin direksiyona geçti, Sisi yanına oturdu. İkili Soçi'deki Formula 1 pistinde tur attı. Soçi'de yaptıkları görüşmeyi tamamlayan iki lider Putin'in kullandığı limuzine binerek Soçi Formula 1 yarış pistine doğru yola çıktı. İkiliyi karşılayan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Mondurov, Rusya'nın yeni sedan otomobili Aurus'u tanıttı. İncelemenin ardından Putin, Mısırlı mevkidaşı Sisi'ye otomobili sürüş esnasında test etmesini önerdi.
Bunun üzerine iki lider bir süre otomobille pistte tur attı. Putin'in test sürüşü sırasında zaman zaman saatte 160 kilometre hız yapması da dikkat çekti. İngiltere Prensi Harry ve Düşes Meghan Markle'ın 16 günlük Avustralya ziyareti sürüyor. Melbourne kentine giden Harry ve Meghan sevgiseliyle karşılaştı. Prens Harry ve Meghan Markle Avustralya gezilerinin 4. gününde de ilgi odağı oldu. Melbourne kentinde tramvaya binen ve öğrencilerle sohbet eden kraliyet çiftini soğuk havaya rağmen binlerce kişi cadde ve sokaklarda karşıladı. Yerel bir restoranı da ziyaret eden çift, Avustralya'ya özgü lezzetleri tatma ve tanıma fırsatı buldu. Bir okulda öğrencilerle buluşan çifte, minyatür arabalarla F1 yarışı düzeneğinde deneme yapma şansı verildi. Meghan Markle kumandaya bastığı anda küçük çaplı bir patlama oldu ve dumanlar çıktı. Korkutan olay karşısında çığlık attıktan sonra gülmeye başlayan Markle alkışlarla karşılandı. Gökbilimciler şimdiye kadar kaydedilen en büyük ve en yoğun Gökada kümesini tespit etti. Gökada kümesinin evrenin oluşumundan sadece 2 milyar yıl sonra ortaya çıktığı belirlendi. Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli gökbilimciler Şili'nin Atamaka çölündeki dev teleskoplarla yaptıkları gözlemlerde erken evrende gizlenen kozmik bir canavarı ortaya çıkardı. Hiperion adı verilen Gökada kümesinin şimdiye kadar kaydedilen en büyük ve en yoğun süper küme olduğu açıklandı. Keşfin en önemli noktası ise şimdiye dek bu kadar uzak geçmişte ve uzaklıkta bulunan ilk kütle olması. Hiperion'un büyük patlamadan yaklaşık 2 milyar yıl sonra oluştuğu belirlendi. Bu keşif bilim insanlarının evrenin oluşumuna ilişkin araştırmalarında yeni bir kapı açacak. Dünyanın en ünlü wakeboard sporcularından Nikita Martyanov bu kez parkur olarak kendisine buzulları seçti. Ünlü sporcu Grönland'daki buzdağlarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. Adı Nikita Martyanov, wakeboard olarak adlandırılan sporu dünyanın en sert iklimine sahip olan Grönland'ın güneybatısındaki buzdağlarına taşıdı. Soğuğa aldırmadan hem buzulların üzerinde hem de suda wakeboard yaptı. Kendisini çeken motor yardımıyla buz adacıklarının üstünden suya uçtu, dağlara tırmandı. Martyanov'un koreografisinin zorlukları da var. Suya düştüğünde düşük sıcaklık nedeniyle deniz suyunun yüzeyinde oluşan buz iğneleri en büyük düşmanı. Deniz suyundaki tuz oranının yüksek olması ise bordun normale oranla daha yapışkan olmasına neden oluyor. İşte bu nedenle Martyanov da motor gücünü artırıyor. Bordun yapışkan zeminini temizlemek için sık sık buz dağlarına tırmanıyor. Bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın saat 19'da yeniden karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.